Kalabalık bir ekip sana telefon almaya gidiyoruz. Mutlu musun? Çok mutluyum. Ama bu... Heyecanlı mısın? Vallahi heyecanlı. Çok heyecanlı. Biraz öyle bir yaptım. Çıkarsana, çıkarsana şeyi. Kılıfı. Bebeğin zıbını var ama. Aynen. Bebeğin zıbınını almış Efkan, Türkiye'den getirdi. Zıbınını kayıp. Kaybetmeyeyim. Efkan beni öldürür. Ölüyordum. Aman dikkat, kendini öldürme. Zıbını bulacağım, ben buldum. İşte zıbını döndürelim. Evet. Evet. Ve iPhone alacak. Bir araştırma yaptı. Apple, MediaMarkt ve Saturn fiyatlarını kıyasladı Almanya'da. Alsana, iPhone Amsterdam'da 1300 euroydu. 1300 euro, evet. Sonra şeyde MediaMarkt'ta orada 1200 euroydu. Şimdi burada yine Apple'da 1300 euro. Ama buradaki MediaMarkt'ta 1150 euro. Yani 150 euro kar ediyorsun tabii, günün sonunda. Bakıyorum. Tax refund kısmını da çekeceğiz havalimanında. Şimdi telefonu... beraber gideceğiz değil mi? Aynen. Sizin sayenizde tek başıma gitmeyeceğim. Teşekkür ederim. Aynen. Şimdi gidip telefon alıyoruz. Evet, telefonu bulduk. Heyecanlı. İnanmıyorlardı. Tamam, alıyorsun. Onu söylemiş bugün Efkan, işte bizi ilgilendirmiyor falan demişler de bence öyle bir şey yok yani. Onların öyle bir pozisi var çünkü. Neyse oğlum, gel hadi aşağıda konuşuruz. Nedir Chris? Biz en alttayız herhalde. Apple Care mi? Sokacağım Apple Care'ine ya. Kaan'cım, nedir Chris? Anlamadım. Yani şimdi şöyle, buradan normal Apple herhangi birini aldığında, işte iPhone dahil, yani çıkarken tax refund alman gerekiyor. Ama MediaMarkt'ta Apple Store'da olduğundan daha ucuza satılıyor iPhone. Tamam, geldik MediaMarkt'ta, dedik ki bu fiyattan alalım. Diyorlar ki ama tax refund almak istiyorsanız artı 350 euro verip Apple Care almanız gerekiyor. Apple Care almak istemiyorsanız da kontrat imzalıyorsunuz. O da Almanya'da oturanlar için oluyor gibi bir şey. Adam da nedenini bilmiyor. Yani neden böyle olduğunu da bilmiyor. Sadece böyle diyor. Belki de hani bunların öyle bir regülatörü bir şey var yani. Apple Store'a gidip sormak lazım onlar ne kadar geliyor diye. Yani orada bir şey hesabı olacak. MediaMarkt'taki fiyat artı 350 euro verip tax refund almak mı daha ucuza geliyor, yoksa Apple Store'dan Apple Care'siz almak mı daha ucuza geliyor? Çünkü Apple Store'daki fiyatı MediaMarkt'taki fiyatından biraz daha fazla. 1300 lira ya. Hayır, doğru, yok öyle bir şey yok. Ama bir problemimiz zaten var. Orada da 14 Pro yok. Var. Max vardı. Yok, Pro var. Telefon var. Telefon var. Sadece ben fiyatı ucuz olduğu için buradayım. Peki bir şey söyleyeceğim. Teşhir değildi ama değil mi? Teşhir açılmamış da vardı yani. Nice'dan 10 euroya aldım, haberiniz olsun. Sen de 10 euroya telefon alacağım bir yer buluyor musun? Bak şurada 1 euroya var. Bu arada bir şey diyeceğim. Şöyle bir hesap da var ortada. Bu telefonu almak için buraya geldiğimiz yol parasını da koyduk, aradaki parkta kapanıyordu galiba. Öyle bir şey de oldu. Neyse, oldu. Öğrenmiş olduk. Yani neyse yapacak. Experience bunlar. Abi 1500-1600 çıkarsa babayı alırım. Almam yani. Sokarım telefonuna. Almam yani. 14 alacaksın. Almanya'dan 14 nasıl... 14 de alacağım. Almanya'dan nasıl telefon alınmaz konseptine mi döndü bu? Aynen. Bak. Ya Pro Max 1300 euro. Apple Care ne alaka? Bence o dayı bizi rüşvet. Adama 50 euro versem acaba olur mu ya? Yani? Bahşiş. Bahşiş. Ne alakası var? Sonunda bulduk. Ama bu niye şarjı yok? Saturn'dan alabiliyorsun. Hadi geçmiş olsun. Geçmişler olsun. Evet, MediaMarkt'ın böyle kuralları varmış ama Saturn'un yokmuş. Saturn'dan alabiliyorsun. Telefonu hadi hayırlı olsun. Hayırlısı. Neyse, çöpe 25 bin lira atmışsın gibi düşünürüz. Tabii efendim. Tabii efendim. Tabii. Hilda sandım şunu. Hadi bakalım. Alındı. Evet, geçmiş olsun. Ay. Selin'cim, geç canım. Seni eziyordum. Telefon gidiyor. Sayın Efkan Selin telefonla ilerliyor. Aynen. Nasibinde varmış. Nasibinde varmış ki olmuş vallahi. Yoksa olmayacaktı. Arkadaşlar şuradan çıkarken içimden öyle bir dua ettim ki Efkan kardeşim için. Nasıl kalpte görüyorsun? Hadi bana da MacBook alalım. Hadi alalım. Nereden girişi? Senin niye gidecek? Efkan'la bir gideyim. Ben Efkan'la bir gideyim.
Teyzem çekil. Efkan senin. 14 Pro. Aynen. Space Black. 128 GB 159 Euro. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Gidiyor gitmekte olan. Gönderdi paraları. Zengin Mösyö. Evet. Efkan'ın Instagram hesabını aşağı bırakıyorum. Para isteyenler kendisine yazabilir. Panik atak boy. Eli ayağı titredi bu kadar para harcıyorum diye. Farkında ilk defa bu kadar para, büyük parası. Sen biriktir biriktir gel burada. Ye yapacak bir şey yok. Aynen. Pasaporta gerek olmadan sadece e-mail adresini yazdı. Ve imzaladı evrağı. I sent the taxi on your email address and you showed it by the Global Blue Shop by the airport. Hayırlı olsun. Bu sonra açarsın bence. Şimdi açma. Kontrol edelim, açmayalım. Okey. Et mi yiyelim, değil mi? Şurada et bence. Heyecanlanma. So, okay. Geliyor adı şampiyon. Adam üstüne alındı. Hayırlı olsun. Kanka 125 euro alacakmış taksi. 125 euro mu? Aynen. Güzel. Buluşuyorlar. 125 euro. Hadi bakalım. Şimdi nasıl yapacağız? Hemen onu göstereceğim. Neyi nasıl yapacağız? Airport'a mı imzalatacağız sadece bunları? Kanka hadi bir otele gidelim de kafayı yiyeceğim şimdi. Bu arada kağıdını bile elime vermedi. Sana telefonu nasıl veriyor anlamadım. Büyü bozuldu hadi. Elini takar mısın? Hadi geçmiş olsun. Bunu açmadık içeride bir şey olmasın. Olmaz. Açmadı mı? Açmadım. Açayım mı? Hayır plastiğini açmış ama. Kim açtı? Jelatin açık. Jelatin açık. Yok. Kaşıdan kendi kontrol etti evet, değil mi? Anladım diyorum. Neyin açılmadı zaten. Bunlarda jelatin yok kanka direkt böyle satıyorlar. Ha doğru lan jelatin kalmadı ki. Fakiriz ya. Haydi. Çok rahat haydi. Biliyor musun? Devam hadi. Edelim. Adam bakışları değişti. Yeri su dolaştı. Efkancığım yakın. Hayırlı olsun ya, tekrardan. Beraber anlaşırız. Hallederiz onu ya. İnşallah. Bizde de aynı zamanda uçağımız. Tekrar hayırlı olsun diyoruz Efkan'a. Tax refund kısmında görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdi havalimanına geldik. 3 farklı uçakla döndüğümüz için 3 farklı check-in süreci söz konusu. Tax refundlarımızı alacağız. Tax refundları için ilk başta check-in öncesi tax refund almak isteseydik buradaki gişeye gelip buradan işlem yapmamız gerekecekti. Form doldurup tax refundını almamız gerekecekti. Ama bizim tax refund alacağımız ürünlerimiz hand luggage'larımız kabin bagajlarımızda olduğu için biz pasaport kontrolünden geçtikten sonraki gümrük görevlilerine gidip oradan tax refundımızı alacağız. Takipte kalın. Teşekkür ederiz Sayın Kaan Karagöl. Burayı dolduracağım şimdi. Bu fatura ama zaten. Şuraya yazık ediyor mu? Işte sen şimdi soyadını al. Sevim Ertan. Altı adres. Formanın adres. Stil. Hadi hayırlı olsun. Abi sağ olun. Bu kadar uzunlaşacağını düşünmüyordum. Yani geldikten sonra tek refundı cash alamıyorsun. Kredi kartını... Anlatırsın onu. At gitsin. Bismillahirrahmanirrahim. Hızlı gelsin. Bizden önce gelsin. Aa, gitti para. Selamlar Efkan Bey. Nasılsınız? İyi, sen nasılsın? İyi, sağ olunuz. Teşekkür ederim. Efendim biz seyahatten geleli bir iki gün oldu ama bu videonun devamını burada çekmek istedik. Çünkü uçağa yetişeceğimiz için tax refund kısmını detaylı olarak anlatamadık. Ama ben orada çekimlerimi yaptım. Şimdi size step by step süreci burada da tekrar anlatıyor olacağız.
Şimdi ben Efkan'a döndürüyorum. Ben Duty Free'de gezerken o tax refund kısmını yapıyordu. Efkan Bey, havalimanına girdin. Evet. Bütün boarding pass'lerden geçtin. Alt kapıdan geçtin. Aynen, pasaporttan geçtin. Pasaporttan geçtikten sonra yani kapıların olduğu noktada tax refund deskini buldun. Global Blue alanı var. Orada aynen tax refund alabiliyorsunuz. Şöyle ki bir alışveriş yaptığınızda yani telefon, bilgisayar, tablet böyle elektronik eşyalarda alışveriş yaptığınız yerde ben mesela Satürn'ü kullandım. Orada diyorsunuz ki ben tax refund'ını alacağım. Ona göre size bir fatura düzenliyorlar ve size onu veriyorlar. O tax refund faturasında sizin kaç para alacağınız yazıyor. Bu belgeyle beraber tax refund alanına gidiyorsunuz havalimanında. Oradaki yetkili arkadaş aldığınız cihazı görmek istiyor. Oradaki seri numarasına bakıyor. Faturadaki seri numarayı karşılaştırıyor. Eğer herhangi bir sorun yoksa bir damga basıyor. Yani sizin tax refund alacağınızın ibaresi olan. Daha sonrasında bizim Almanya'da, Berlin'de orada cash bir ödeme yoktu. Kredi kartı bilgilerimi yazdım oraya. Bir form verdiler bana. İşte orada adım soyadım, ev adresim, kredi kartı numaram, günün tarihi ve bu kadar. Daha sonrasında o damgayı aldıktan sonrasında bir alan vardı, kutu alanı vardı. Orada cash ödeme yapmadıkları için ben o formu doldurup o alana attım. Ben de merakla bekliyorum kaç gün içerisinde para yatacak. Baran'la da onu da paylaştım Instagram üzerinden. Eğer takip ediyorsanız aynen siz de oradan görürsünüz. Aynen. Hatta belki bu video editlenene kadar eğer o ödeme gerçekleşirse, şöyle çekeyim kendimi de ışık gelsin. O ödeme gerçekleşirse onu da belki bu videonun sonuna ekleriz diye düşünüyorum. Tax refund kısmında böyle bir kutucuk var. O kutuyu atıyorsunuz, posta kutusu gibi. Kağıdı doldurduktan sonra hiçbir problem olmadığını söylediler. Şunu da söyleyeyim bu arada, bu iPhone için yapılan bir tax refund formuydu. Mesela bir arkadaşımız bir alışveriş için tax refund almak istedi. Onu da sadece fişini o posta kutusuna attı ve farklı bir proses izlemedi, bir form doldurmadı. Sadece kredi kartı bilgisini verdi, o kadar. Berlin'de nakit olarak elinize para vermiyorlar, kredi kartınıza yatırıyorlar. Fakat bir arkadaşımız Kaan, Viyana'da 2-3 euro kesintiyle nakit olarak orada ödemesini almıştı. Bunun da bilgisini vereyim. Ülkeden ülkeye anlaşılan geri ödeme şekilleri değişebiliyor. Bu da aklınızın bir köşesinde kalsın. Almanya'dan, Berlin'den dönüyorsanız şayet muhtemelen siz de kredi kartına ödeme alacaksınız. Nakit alma tercih ederseniz de Almanya'da bu opsiyon mevcut değil. Ama farklı Avrupa ülkelerinde bu opsiyon mevcut olabilir veya dönemsel olarak değişiyor da olabilir. Onu gittiğinizde artık orada görüyor olacaksınız. Ama çok fazla bir süre sürmeyecektir muhtemelen geri ödeme alma süreci. Biz inanıyoruz ki Efkan'a da bir hafta içerisinde parası yatacak. Hiçbir şey dediler mi orada şu kadar günde para geliyor diye? Yok, oradaki adamlardan çok kabaydı yani. Böyle başlarından savar gibi adını doldur, işte bunu atacaksın. Ben cash vermiyorum, bilgi vermiyorum, bilmiyorum. Ya oradakiler boş memurlardı. Bakalım para yatınca göreceğiz ama ben umarım ki bir hafta içerisinde, yani 5 iş gün içerisinde yatacaktır para. Şunu da ekleyelim. Almanya'da, Berlin'de Türkçe bilen memur çok fazla bu arada. Yani çoğu çalışan Türk diyebilirim. Havalimanında çok problem yaşarsanız da Türkçe konuşan bir information desk muhtemelen bulabileceksiniz. O konuda da hiç şüpheniz olmasın. Kendinizi kasmayın diyelim. Size de Antalya'dan görüşürüz diyelim. Şöyle bir manzaramızı da gösterelim. Böyle bir manzarada az önce kahvaltı ettik. Keyfimiz yerinde. Efkan Bey'le bu akşam uçağımız var. Artık İstanbul'a dönüyoruz. 2 gün Antalya'da keyifli bir vakit geçirdik. Efkan Bey, sizden de bir kapanış alalım. Görüşürüz diyelim efendim. Bir sonraki seyahatlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize dolar ve euro karşısında tatil yapabilecek bir ekonomik güç diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiler. Görüşürüz.